akşamlar. Bugün 22 Ekim 2010 Cuma. Baba Haber Bülteni başlıyor. Sayın seyirciler, Türkiye dünya basın özgürlüğü sıralamasında son 40'a girdi. Sınır tanımayan gazeteciler örgütünün yayınladığı listeye göre Türkiye 178 ülke arasından 138. oldu. Türkiye son 4 yıldır bu sıralamada sürekli geriliyor. Haberimizi izliyoruz efendim. Patron, şu ihaleye yolsuzluk karıştıran iş adamının haberini manşetten giriyorum. Sakın ha! Sen o iş adamını tanımıyor musun oğlum? Çok derin ilişkileri var onun. O haberi koyarsak çıra gibi yanarız valla. Peki şu orman arazisini imara açan belediyenin haberini koyalım mı? Aman diyeyim ya, aman diyeyim. O belediye başkanının kimin yeğeni olduğunu bilmiyorsun sen galiba. Hayatta olmaz, hayatta olmaz kardeşim. O zaman bari şu rüşvet alan bürokratın haberini girelim patron ha? Ha, gir de o da bize... Tövbe ya. O bürokrat var ya, o bürokrat. Kaç gazeteye ceza yağdırdı, haberin var mı senin ha? Başka ne haberler var, sen onu söyle bana. Başka bir haber yok patron, bu kadar haberler. Yapma ya. Ama madem haber giremiyoruz, ben vefat ilanlarına geçiyorum o zaman ha? Geç, ne yapalım? Tamam, şöyle yazalım. Özgür basın hakkın rahmetine kavuşmuştur. Sevenlerine sabır ve metanet, sevmeyenlerine ise hiçbir şey dilemiyorum. Hatta söyleyecek tek bir laf bile bulamıyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Dostlar sağ olsun kardeşim, dostlar sağ olsun. Sayın seyirciler, Yaprak Dökümü'nde Ali Rıza amcanın yaşadığı hastalık sık sık kabus görmesine neden oluyor. Ali Rıza Bey'in son kabusunu hep beraber izliyoruz efendim. Nerede Şevket? İçeride. Şevket. Şevket. Ali Rıza, sen mi geldin hayatım? Ben de yatağı ısıtıyordum. Gelmek ister misin? Utanma ayol. Sanki hiç yapmadığımız şey. Gel kız gel. Ya Polat Bey, akşam sizi rahatsız ettim. Kusura bakmayın ama ya benim torun geçenlerde en sevdiği oyuncağını kaybetmiş. Evde ağlayıp duruyor ya. Torununuz için üzüldüm. Ama üzülmekten başka elimden bir şey gelmez. Yalnız bozulma ama sana şimdi bir şey söyleyeceğim Polat Bey. Nedir? Sen geçen gün yengeyle bize oturmaya gelmiştin ya. Ondan sonra kalktın. Benim torun Berke'nin odasına gittin aritmetik çalıştıracağım diye. Fakat senin aritmetikten anlamadığını bütün dünya, cümle alem hepimiz biliriz. O gün de bizim çocuğun oyuncağı kayboluverdi. Hani acaba diyorum o oyuncak sende kalmış olabilir mi? Yanlışlıkla almış olabilir misin? Yani onu sormaya geldim buraya. Hoş geldiniz ama boşuna geldiniz. Bak abicim, ben torunla konuştum. Matematik filan çalışmayıp oyuncaklarla oynamışsınız. Hani olabilir, elin yanlışlıkla oyuncağa gitmiş olup cebine atmış filan olabilirsin. Hemen reddetme bu söylediğimi ya. Mesele sizi reddedip reddetmemek değil. Ya Polat, gözünü seveyim uzatma ya. Aldıysan ver artık şu oyuncağı kardeşim ya. Benim torunun en sevdiği oyuncak oğlum o. Hem onu sen ver, o sana yarın başka bir oyuncağını getirsin. Onunla oynarsın ya. İyi o zaman. Yine getirsin, yine el koyayım. Oğlum bak, elimden bir kaza çıkacak ha. Veriyor musun bu oyuncağı yoksa zorla mı alayım? Davut Bey, size füzeleri vermeyeceğim. Ya Polat, yemin ediyorum çok olmaya başladın ha. Bir de el, iki de el kardeşim ya. Önce geldin, benim çocuğun küçük pıtırcık kurbağasını aldın, yatağının ucuna asmışsın. Sonra geldin, benim küçük kızın pandasını aldın. Bunu da söylemeye utanıyorum. Memati dedi, onunla uyuyormuşsun geceleri. Olacak sen mi ya? Şimdi de füzeleri aldın, vermiyorsun kardeşim. Hayır, ne yapacaksın o füzeleri? Ben vallahi anlamış değilim. Yani kullanacaksan... Yani dikkat et Polat, patlarsa fena olur. Ya.
Sayın seyirciler, 80 bin tutuklu ve hükümlünün kalacağı cezaevlerinde sayı 120 bine dayandı. Adalet Bakanlığı cezaevlerindeki doluluğa çare için denetimli serbestlik uygulamasını yaygınlaştırmayı planlıyor. Bazı suçlarda 5 yıla kadar hapis cezaları da kamuda ve iş yerlerinde çekilecek. İzliyoruz efendim. Kimse kıpırdamasın, bu bir soygundur. Kardeş gözünü seveyim, bak bana bir şey yapma. Kasadaki parayı alama, bana bir şey yapma ne olur. Yok, para kalsın, sen kıpırdama yeter. Bir saniye. Alo, 155 polis imdat mı? Ben bir soygun ihbarında bulunmak istiyorum. Hemen gelin beni yakalayın. Yani hırsızı yakalayın. Adresi veriyorum. Tanığın silahla soyguna teşebbüsten 6 ay hapis cezasına karar verilmiştir. Ancak cezaevlerindeki doluluk sebebiyle mahkum cezasını bir kamu kuruluşunda çalışarak çekecektir. Allah be! Yaşasın! Sonunda hayallerim gerçek oldu. Sonunda bir iş buldum, iş. Evladım, sen beni yanlış anladın galiba. Kamu kuruluşunda çalışacaksın. Maaş filan yok. Yani ceza olarak bunu yapacaksın. Ya olsun hakim bey, olsun. Ben hiçbir torpilim, eniştem, dayım, yengem olmadan devlete kapağı attım ya. O bana yeter ya. Yaşasın adalet, yaşasın. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni bugünlük de sona eriyor. Pazartesi görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.